Malatya, Erzincan. Kemaliye, Malatya, Erzincan. Kemaliye, Malatya. Çorum otobüsü kalktı mı? Az evvel kalktı hanımefendi. Seni kıtır kıtır yiyeceğim çocuğa. Hey, dur bakayım. O seni yiyebilecek durumda değil oğlum. Ha? Siz de şu oyuna bir son verirseniz biz akşam yemeğinde onu afiyetle yiyeceğiz oğlum. Abi bırak, yiyeceğiz onu. Ne? Beni yiyecek misiniz? Tamam. Hayır ben yemeyeceğim. Söz. Tam vaktinde geldim. Babam balık getirmiş. Turan'la biz ayıklarken sen de salatayla meşgul oluver lütfen. Tamam. Çok mu korktun sen balıktan? Aa, ne haber abla? Abla iyi misin? İyiyim. Turgut, annemle babamı bir çağırır mısın? Tamam, çağırayım. Anne, baba. Ne var oğlum? Ablam çağırıyor. Hayırdır? Biraz konuşabilir miyiz? Yarın burada olmayacağım baba. Biletimi aldım, Çorum'a gidiyorum. Bu Siirt gibi gönüllü bir vazife için herhalde. Hayır, Orhan için. Orhan oraya tayini çıktı ve gitti. Turan. Gündüz'ü de alıp kardeşlerinle odanıza çıkar mısınız lütfen? Gel bakalım. Mutsuzluğumun sizin için ölümden beter olduğunu söylemiştiniz baba. Eğer Orhan'ı kaybedersem... Size söz verdiğim gibi geri dönüp okulumu bitireceğim. Ama talebeliğimi Orhan'ın karısı olarak geçirmeyi arzu ediyorum. Bu yüzden lütfen bana nüfus cüzdanımı verir misiniz? Anlayın beni ne olur. Bizden anlayış beklemene hiç lüzum yok Türkan. Sen zaten seçimini yapmışsın. Beni bir kere daha hayal kırıklığına uğrattın Türkan. Saadet getireceğini umduğun şeyin felaketin olmaması için nüfusunu vermiyorum. Baba. Sana ılık süt getirdim. Teşekkür ederim.
Abla. Ben çok üzgünüm. Senin için ne yapacağımı bilemiyorum. Ne olur bir şey söyle, bir şey iste benden. Sana ne yapacağımı söyleyeyim Turhan. Annemle babamın tesellisi olacaksın. Benim yarattığım hayal kırıklığını sen tamir edeceksin. Nasıl? Her zaman benim yerimde olmak istediğini söylemez miydin? İşte ben artık o yerde değilim Turhan. Bıraktığım boşluğu doldurmak senin vazifen kardeşim. Ailenin iftarı olma sırası sende. Bunun için bana söz vermeni istiyorum. Daha fazla üzülmelerine mani olmak için elinden geleni yapacağına dair bana söz ver. Söz veriyorum. Baba, gelebilir miyim? İlk defa mesuliyetlerimle değil kalbimin sesiyle bir karar verdim. Başka bir yol olsaydı denerdim, emin olun. Bana ne kadar kızsanız da beni yine en iyi siz anlayacaksınız, biliyorum. Yaptığım şey bir cesaret gösterisi değil. Aksine korkuyorum. Hem de çok. Hoşça kalın baba. Sizi çok seviyorum. Babanın çıkıp seni yolcu etmesini beklemiyorsun herhalde Türkan. Tıpkı döndüğünde karşılamayacağı gibi. Anne ne olur. Güle güle çocuğum. Yuvandan kendi kanatlarınla uçmaya cesaret ettiğine göre dilerim gittiğin yerde mesut olursun. Korkuttun mu? Ali, sen Ankara'dan ne zaman döndün? Bu sabah döndüm. Seni görmek için konağa uğradım. Gitmeme mani olman için mi gönderdiler? Hayır. Seni yolcu etmeye geldim. Ve çocukça kaprisimden dolayı af dilemeye. Yapma Ali. Asıl hepinizden af dilemesi gereken benim. Sevdiğim insanların canını acıttım ben. Her şeyi, hepinizin hayatını mahvettim. Senin, Orhan'ın, ailemin, yanımda olmanı hak etmiyorum. Sen, benim başıma gelen en güzel şeysin. Benimki gecenin gündüze duyduğu bir sevdaydı.
Şafak vaktinde anlık bir kucaklaşmanın hayaliyle avundum. Ben gündüzle birleşip gün olmayı düşledim kendimce. Gün kendi sevdası üzerine doğmalı Türkan. Sakın tereddüt etme. Yolun açık olsun. Sağ ol. Benim küçük Türkan'ım ne zaman büyüdü? Ne zaman avuçlarımdan sıyrılıp hayata karıştı Leyla? Galiba biz farkına varmasak da o hep kendi yolunu çizdi. Kararlarını hep tek başına verdi. Bugüne kadar hep seçimleriyle bizi mesut ettiği için şimdi böyle yıkıldık galiba. Çok uzaklara gitti Gündüz'cüm. Hani Siirt'e gitmişti ya Cöce. Onun gibi bir yere gitti. Müsaade ederseniz gidip ablamı geri getireyim baba. Bizi ne kadar üzdün anlarsa belki. Bundan böyle bizim üzerimize düşen tek vazife ablanızın saadetini dilemek. Başka yapabileceğimiz bir şey yok Turgut. Ayrıca bir daha bu mevzuyu açmayalım lütfen. Ne tarafta acaba? Biraz ötede bacım. Sağ olun. Altyazı M.K.
Kimse tanesinde. Anam 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 anam. Açlık köyünden geldim hala. Müsaade edin öne geçin. Dönüş yolum uzundur. Yalanım varsa şuracıkta gebereyim. 5 gündür lokma geçmedi ağzımdan. Diğerlerini üşütmemeye çalış. Verdiğim apı da akşam yemekten sonra al, tamam? Allah senden razı olsun. Hadi. Sıradaki. Hocam, ben uyuyamıyorum kurban. Anamı sırtımda taşıdım. Öldü ölecek garibim. Bizi bir öne alsan. Sancı göz açtırmıyor doktor bey. Siz hastalarla ilgilenin lütfen doktor bey. Ben beklerim. Üşüteceksin Türkan, ince giyinmişsin. İşten çıkınca fazla oyalanmayayım. Akşama erken oturalım sofraya. Ailecek daha fazla vakit geçirmek istiyorum. Peki anne. Sağlıcakla kal hanım. Gel bakalım. Ciddi ciddi gidiyorsun yani Ali. Berfin'in Ankara'da daha mutlu olacağını düşünüyorum. Annem ona benden daha iyi bakacaktır. Çok da iyi bir okul bulduk. Biz Berfin'le sana çok alışmıştık Ali. Size yeteri kadar zahmet verdik zaten. Ama sen bana demiştin ki bir aile kurmak istiyorum demiştin hani. Neyse. Maksat anlaşıldı kardeşim. Boş versen. Sana münasip bir kız bulsam mesela... Kız Ankara'ya gelmek istemezse geri döner misin? Benim mutluluğum için sarf ettiğin çabayı anlamıyor değilim Sevinç. Ama şu an yeni biriyle tanışmak için hiç uygun bir vakit değil. Her şey için çok teşekkür ederim. Hadi eyvallah. Güle güle. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Neden geldin? Burada mı konuşacağız Orhan? Gazi Ali şekere damlatıp yedirdim. Boynuna da anahtar astım ama bana mısın demedi doktor bey. Köhün köyünü öksürüyor 3 gündür. Arkadaşlar ölen kalan var mı? Yok yok. Yok. İyi. Orhan çocuk hasta. Ölüyor. Çocuklarım ölüyor. Yetişin doktor bey. Allah rızası için. Çabuk odaya getir çabuk. Ay ne olursun Allah rızası için çocuğum ver. Ölüyor. Ay kurtarın çocuğumu. Tamam tamam. Ne olur gel, yardım ben, edin. Gel. Ne olur. Ne olur. Muhterem hanımefendi. Tanışalı pek uzun bir zaman olmadı. Lakin birbirimizle kurduğumuz anlayış ve teşvik dolu münasebet beni tamamıyla sizinle, cisminizle, ruhunuz ve meşrebinizdeki letafetle doldurdu. Bu husustan hareketle kendim artık sizden ayrı düşünemediğimi beyan ve itiraf eder. Eğer siz de münasip görürseniz izdivacınıza talip olduğumu hürmetlerimle arz ederim.
Yazdım İsmail Bey, devam edebilirsiniz. Lütfen bir okur musunuz Turan Hanım? Muhterem hanımefendi, tanışalı pek uzun bir zaman olmadı. Lakin birbirimizle kurduğumuz anlayış ve teşvik dolu münasebet beni tamamıyla sizinle, cisminizle, ruhunuz ve meşrebinizdeki letafetle doldurdu. Lütfen devam edin. Bu husustan hareketle kendimi artık sizden ayrı düşünemediğimi beyan ve itiraf eder. Eğer siz de münasip görürseniz izdivacınıza talip olduğumu hürmetlerimle arz ederim. Bir evlenme teklifi galiba. Tebrik ederim. Teşekkürler. Bu kadar. Eğer bana adresi verirseniz ben bugün postalarım. Lüzum yok. Mektubun muhatabı sizsiniz. Teyze, biz de size uğramayı düşünüyorduk. Buyurun, buyurun. Gündüz'ü okuldan almıştım ben de. Ben dayanamayacağım. Size bir müjdemiz var Leyla teyze. Nedir? Ben imtihanlarımı verdim. Tebrik ederim çocuğum. Sağ olun. Fidan Hanım artık ilkokul mezunudur. Şimdi ortaokul sınavlarına da hazırlanacağım. Yani Haydar halledersin diyor ama... Halledersin tabii, ne var? Gazeteyi hiç ecelemeden okuyabiliyor Leyla teyze. Bizim Türkan'a da müjdeyi verecektik ama o bugün okula gelmedi. Türkan gitti çocuklar. Ne? Nereye gitti? Oranın yanına, Çorum'a. Dönmeyecek mi? Okulu ne olacak? Bilmiyorum çocuklar, bilmiyorum. Biliyorum. Biraz tuhaf. Hatta emrivaki. Acaba hemen cevap vereceğinizi ümit edebilir miyim? Affedersiniz. Ben o kadar şaşkınım ki. Haklısınız. Pek ani oldu. Acele etmeyin. Düşünmeniz için ben sizi biraz yalnız bırakayım. Hayır, lütfen gitmeyin. O halde kararınız? Daha fazla üzülmelerine mani olmak için elinden geleni yapacağına dair bana söz ver. Söz veriyorum. Annem ve babam ailevi bir meseleyle oldukça meşgul. Şu anda onlara böyle bir tekliften bahsetmem pek uygun olmayacak. Sizden kısa değil. Düşünmek için biraz daha uzun bir zaman rica edeceğim. Elbette. Beklerim. Aile her şeyden kıymetlidir Turan Hanım. Sağ ol doktor bey. Allah gönderdi sizi bize. Bir şey değil. Hadi eyvallah. Kusura bakma. Seni de sabahtan beri bekletiyorum burada. Rica ederim. Asıl ben meşguliyetin arasında böyle çıkıp geliverdim.
bana geri dön demek için gelmedin herhalde. Hayır. İyi. Çünkü buradaki insanların bana senden daha çok ihtiyacı var. Niçin geldin peki? Sensiz yaşayamam demiştim ya, kazadan sonra. Doğruydu. Yokluğunla başa çıkamayacağım Orhan. Şu halde benim sana kal dememi bekliyorsun. Peki, aileni, okulunu, kariyerini bırakıp burada benimle kalır mısın? Gerçekten böyle mi olsun istiyorsun? Farz edelim ki istiyorum. Kalır mısın? Hala kaldığımız yerdeyiz. Aynı tas aynı hamam desene. Burası soğudu. Hadi kalk. Orhan. Orhan. Ya. Ayrı şehirlerde de yürütebiliriz. Ben Ali gibi olamam Türkan. Hayatının bir yerinde durup sana öylece uzaktan bakamam. Sonra bir gün şehrine geldiğimde seni başka birinin kolunda görmeye kuvvetim yok. Seni karın olarak beklemekten bahsediyorum Orhan. Sen burada görevini bitirirken ben de tahsilimi tamamlarım. Fırsat buldukça birbirimizi görmeye geliriz. Mektuplarınla avunurum, parmağımda yüzüğün olur. Bilirim ki kocam gurbette ama bir gün kavuşacağız. Türkan, bunu sana aylardır söylüyorum ve sen beni aylardır reddediyorsun. Okulumu bitirmeden seninle evlenmem mümkün değil dedin. Ben de bütün gemilerimi yakıp kalktım buralara geldim. Şimdi sen beni bir daha göremeyeceksin diye alelacele aldığım bir karara uymamı mı bekliyorsun? Ailen evlenmemize onay verdi mi Türkan? Hayır. Senin bu yaptığına ne denir biliyor musun? Ne şiş yansın ne kebap. Bir yandan beni bir yandan onları idare edeceksin ha? Eğer bensiz yaşayamayacak olsaydın evlenmemize mani olanlara çoktan resti çekerdin ama nerede sende o aşk? Yarın İstanbul'a dönüyorsun. Orhan, verir misin bavulumu? Ellerinize sağlık, nefis olmuş. Afiyet olsun. Sen şehir yerine varınca anlatırsın. Muhtar Rıfat'ın sofrası diye. Sizin anlayacağınız, sağlık ocağı istedik diye adımız zaten deliye çıktı. Neyimize yetmezmiş kasabadaki ocak. Harcını biz karacağız. Tuğlasını biz vereceğiz. Siz bize alet edevat gönderin. Doktor gönderin dedik. Sağ olsun kaymakamımız bizimle el birliği etti de yapıverdik bu binayı. Ama içinde doktor hemşiresi olmayan ocak ne işimize yarar? Vurduk kapısına kilidi. Boş sağlık ocağını neyimize diktiler dediler bizim için. Muhtar ocağı kendine kurdurttu. Doktorculuk oynayacak bu yaştan sonra diye alay bile ettiler. Köylünün madarası olduk anlayacağınız. Tamam muhtar emmi, dertlenme artık. Göğsünü gere gere bundan sonra doktorumuz da var dersin. Ağızlarını kapatırsın. Artık ocağınız hep açık, merak etmeyin. Allah senden razı olsun kardeş. Hastalık hiç kimsenin keyfini beklemiyor. He dedim bir de şehre gidilmiyor. Gitsen bile köylünün cebinde yol parası var mı? Gülli yenge, doktor sizdeymiş diye duyduk. Burada. Misafiri de burada. Ne vardı? Bizim şu avrada bir bakıverse uyuyamıyor arasından. Öldünüz mü ağrınızdan? Adam iki lokma yemek yesin. Ellerinize sağlık. Doydum bile ben. Ben kalkayım da bir bakayım neymiş. Türkan size emanet bu gece. Ben... Sen hiç merak etme doktor bey. Hadi iyi akşamlar. Güle güle.
Güle güle oğlum. Yerini mi yadırgadın? Yok, uyku tutmadı. Siz rahatınızı bozmayın, hadi. Benim gözüm pek kapanmaz. Tam yastığa başımı koyarım, bir baş dönmesi uyku gider. Allah mezarda uyutacak herhalde. İlaç milaç da hiç, yıllardır kâr etmiyor bana. Orhan Bey'e bir muayene olun. Vardır bir sebebi. Sen er geç alıp götürmeyecek misin o doktoru? Bir doğruyu söyleyiver bana. Niye götürecekmişim? Ben anladım kızım. Arkadaşız dediniz ama birbirinize sevdalanmışsınız siz. Sen onu almadan gidersen gönül yangını nasıl sönecek senin? Peki ben onu alıp gidersem sizi kim iyi edecek? Hekimsizlikten canını kaybedenlerin hesabını kim verecek? Ben bunun vebalini taşıyamam. Benim sizden bir ricam var. Buyur, başımla beraber. Onu size emanet ediyorum. Ona iyi bakın, olur mu? Biz ondaki yarayı nasıl dağılayalım? Onun doktoru da, ilacı da sensin. Hadi ben gideyim de sen dinlenesin. İyi geceler. Her şey için tekrar çok teşekkür ederim. Ne ettik ki kızım? Yine bekleriz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Türkan'ı yol ağzından minibüse bindirip geleceğim. Hasta gelirse bekletirsiniz, olur mu? Tabii tabii. Onlar beklemeye alışmışlar. Biraz daha beklerler. Hoşça kalın. Güle güle. Güle güle kızım. Yok yok, bizden olmazmış. Yani ne yapacaktım ki ben seninle? Tek başlığın tekisin. Ha ben de öyle çok halden anlayan, incelik bilen bir adam değilim. Bir balta hesap olduğuma bakmam. Damarım tuttu mu haytanın önünde gideneyimdir, bilirsin. Öyle. Ama şimdi alınmaca gücenmece yok. Burada hakikatlerden bahsediyoruz. Sen yemek yapmayı da beceremiyorsun. E ben de boğazıma düşkünüm.
Haklısın. Sonra sen konaklarda büyüdün, ben çamurlu sokaklarda. Öyle üstümü, başımı, ayakkabılarımı falan temiz tutmayı beceremem. Yok yok, biz birbirimize uygun değiliz. Yani evlenseymişiz son derece gülünç ve manasız bir çift olurmuşuz. Soranlara selam söyle. Tamam, söylerim. Bizim oralara yolun düşerse anneme iyi olduğunu söyle. Ben mektup yazacağım ama senden duyarsa gönlü daha rahat eder. Hiç bana kızma Türkan. Sen sıcak aile ocağından kolay kolay kopamazsın. Benimle evlenmek istediğine dair sana inanmam için en ufak bir sebep gösterebilir misin bana? Babam vermek istemedi ama ben aldım. Artık sıcak aile ocağının kapıları bana tamamen kapalı. Türkan. Baştan söylesene be. Budala, cahil, aptal. Hadi hemen bugün burada evlenelim. Olmaz. Bu kadar bekledikten sonra böyle aceleye getiremem. Aa, şimdi aceleci ben mi oldum Orhan? Şimdi İstanbul'a dönüyorsun. Benim izin için gelmemi bekliyorsun. Ben dönünce adam akıllı, layıkıyla bir nikah yapıyoruz. Anlaşıldı. Bende kalması daha doğru olacak galiba. Neme lazım? Sonra evlenmekten vazgeçersin falan. Bana hala itimadın yok yani. Sevgili günlük, Orhan'la evleniyoruz. Mutluyum. Ama bir yanım öylesine eksik ki. Hayatımdaki bu yeni sayfayı ailemin de rızasıyla açmayı arzu ederdim. Orhan'la o dönene kadar kendi evimde kalmama karar vermiştik. Beni kabul edip etmeyeceklerinden emin değildim. Neyse ki evimin kapısı bana açıldı. Üstüme gelme bak. Üstüme gelme, gelme be. Ama hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Artık bu evde bir yabancıydım. Bu senenin hususiyeti boyna kolye şeklinde geçmiş vizon yakalı modellermiş. Gösterirsin. Patronunu çıkarabilirsem dikerim. Tamam. Ben de yardım edeyim mi anne? Yok, lüzumu yok. Biz Turan'da hallediyoruz. Söyle bakalım, vasıta içinde yapılmayacaklar nelermiş? Asılmamak, basamaklarda durmamak, şoförle konuşmamak. Aferin sana. Zaman hızla geçmiş.
Orhan'la nikah hazırlıklarını tamamlamıştık. Annem ve babam bu nikaha katiyetle katılamayacaklarını bildirdiler. Her şeyini topladın mı? Mavi hırkamla jileyi sana bıraktım. Anneme söylersin, senin boyuna göre kısaltır. Böyle olsun istemezdim. Biliyorum güzelim. Ben de böyle olsun istemezdim. Okulu bırakmayacaksın değil mi? Asla. Verdiğim bütün sözleri tutacağım. Beni tanıyorsun. Sabah erken mi çıkacaksın? Evet. Annem bunu senin için hazırladı. Ben de yardım ettim. Düğününde yanında olamasak da bir parçamız senin olsun istedik. Teşekkür ederim. Baba evinden sessiz sedasız ayrılmış. Bana tamamen yabancı bir eve gelin olarak gidiyordum. Ah Türkan'a. Şuralarına da biraz bir şeyler sürseydik, solgun görünüyorsun. Yok istemez. Sevinç. Buraya gelmeden annemlere uğradın mı? Uğradım. Nasıllar? Mahzunlar tabii. Kızlar, muhtar geldi. Ay, çok güzel olmuşum be yavrum, maşallah. Allah seni nazardan saklasın. Sevinç, şu muhtara bir baksana. Gelin nerede kaldı diye ortalığı velveleye veriyor. Ha, tabii tabii. Ah Türkan'ım, ah, ah be yavrum. Böyle olması benim de içime dokunuyor Türkan, yavrum be. Seni şöyle düğünle, dernekle, davulla, zurnayla almak isterdik ama hep bu deli olanın yüzünden. Suçun yarısı da benim, ona kızmayın. Latife teyze, adamı beklemeye mecal kalmamış. Orhan'a seninki gelmeyecekse kaç şuradan bir tane kız, kıyıverelim nikahı diyor. Ben ona sonra sorarım. Hadi annem, hadi güzelim, gidelim. Gel. Kekelersem şaşırma. Güzelliğinden sarhoş oldum. Sadece bir tek kelime söyleyeceksin Orhan. Son ana kadar içimde bir ümit vardı. Sayın Türkan Saylan, Orhan Sertel'i zevciniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın Orhan Sertel, Türkan Saylan'ı zevciniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Defteri imzalayalım. Teşekkür ederim. Orhan Bey buyurun. Şuraya. Hayırlı olsun.
Sahiplerimi siz de imzalayın lütfen. Teşekkür ederim. Belediye başkanının bana vermiş olduğu yetkiyle sizleri karı koca ilan ediyorum. Buyurun. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Ya Rabbi. Nikahtan sonra Orhan köye geri döndü. Bir seneden daha uzun bir süre orada vazifesine devam etti. Bir taraftan okula devam ederken bir taraftan da yeni evime alışmaya çalışıyordum. Yani Ağustos böceği gibisin Nuri Bey. Bütün yaz neredeydi aklın? Yeter mi bu kadar? Yetmez, kes lan, kes. Ya ben bunları bırakıp hemen yardım edeyim size. Hoş geldin güzelim. Sen bırak biz odunu filan. Şimdi sen geç içeri, ben sana bir yemek hazırlayayım. Karnını doyur, derslerini çalışırsın. Ya ama olur mu? Geç kıyamam sana, geç. Hadi hadi. Bu evdeki her şey bana çok yabancıydı. Sanki başka bir dünyada yaşamaya başlamıştım. Aa, yavrum niye zahmet ettin? Ben alırdım boş bardağını. Ben ders çalışmaktan sıkıldım. Biraz hareket edeyim dedim. Bak yelek de giymemişsin. Dur sana yelek vereyim. Üşüteceksin şimdi. Yok ben üşümüyorum. Siz merak etmeyin. Üşümüyorum ben. İyi. Ay, ay, ay. Yardım etsene şunu. Ay. Ay, sen tut şunları. Tamam. Bak bir dakika dur. Tut şunu yakala. Dur. Ay, yanacaklar, tut şunu. Aman aman bir dakika. Nereden çıkarırsın? Tut şunları. İmtihanlarımı başarıyla veriyordum. Ama ailemin yokluğu okuldaki mutluluğumu gölgeliyordu. Sonra bir gün... Dualarım kabul oldu. Kardeşlerim beni ziyarete geldi. Ya durun bir daha bakayım yüzlerinize. Seni çok özledik. Gündüz her gece seni sayıklıyor. Annem nasıl? Babam nasıl? İyiler, iyiler abla. Onlar da seni çok özledi. Niçin gelmediler sizinle? Ne oluyor Turgut? Biraz otursana abla. İyiler dediniz. Babam bize hiç beklemediğimiz bir sürpriz yapmıştı. Şeker hastalığı vücudumdaki veren mikrobunun uyanmasına neden olmuştu. Ve hastalık artık son safhasındaydı. Ben aşağıdayım. Gel akıllı kızım, gel. Gel. Bu akşam kahvemi yine sen mi yapacaksın? Beni affedin ne olur. Aa, affedilecek ne yaptın ki yavrum? Ben seni gurbete göndermiştim bir süreliğine. Çıktın geldin işte. Sizi sanatoryuma yerleştireceğim. Henüz çok geç değil. Hocalarımdan ikisi orada. Son günlerimi sevdiklerimle geçirmek istiyorum Türkan. Bırak. Ölüm beni Leyla'mın yatağında alsın. Bak, işte sen yeniden yanımdasın ya, yeter bana. Hmm.
hepimizin gelmemesi için dua ettiği o gün nihayet kapımız çaldı. Babam, canım babam, ilk aşkımı, çocukluk kahramanımı, annemin biricik sevgilisini babaannemin yanına uğurladık. Annem ağlamadı. Gözyaşlarını gittikçe büyüyecek bir iltihap gibi kalbinde saklıyordu sanki. Başınız sağ olsun Leyla Hanım. Babam ona verdiğim sözü yerine getirdiğimi ve tıbbiyeden mezun oluşumu görememişti. Diplomamı köye yeni bir doktor atanınca İstanbul'a dönen kocamla birlikte sakin bir akşam yemeğiyle kutladık. Annem hiçbir zaman eski haline dönemedi. Adeta içinin bir parçası babamla birlikte gömülmüştü. Turhan İsmail Bey'le evlendi. İsmail Bey'in vazifesi gereği çoğunlukla Ankara'da bulunması gerekiyordu. Annem Turhan'ın yalnız kalmasını istemedi. Turhan da annemin. Sonunda Turhan ve kocası konağa yerleştiler. Hayatımda ne çok şeyin değiştiğini, uzun süredir sana bile yazmadığımı fark edince anladım sevgili defter. Karıcığım, gel. Türkan, yavrum şunları giy. Bak patikleri gece ördüm alelacele. Ay Latife anne, ne lüzumu vardı? Niye zahmet ettiniz ya? Ay. Hiç lüzumu yoktu. Ay canım. Orhan, bana bak. Bu kız hala sizli bizli konuşuyor. Vallahi şak kadınak şuraya düşer bayılırsam bu kadına ne oldu demeyin. Benim anam sizin oraların lehçesine alışık değildir Türkan Hanım. Geç dalganı sen, geç. Sen de giy çabuk onları ayağını. Tamam. Bak geçen üşüttün. Sancıdan kıvrandın. Tabii ayacıkların üşütüyor. Alışık değilsin yavrum sen soğuğa. Dün akşamdan kalan bayat ekmekleri de yemlerine doğradım. Eğer bu sefer de yumurtlamazlarsa bozuşacağız. Oh valla. Anam gelinini, babam tavuklarını semirtme derdinde. Biz üvey evlat. Kızcağızım, bu dün geldi. Tavuklar yüzünden unuttum. Kusura bakma. Meral'den. Ha, annenden mi? İyi iyi. Bizden de selam yaz. Ayol, ne annesinden mektup gelsin? Kadın iki adım ötede oturuyor. Oy, leş gibi kokuyorsun be adamcağızım be. Şu tavuklarını besleyince üstünü değiştir. Çabuk. Allah Allah. Tövbe tövbe. Meral ihtisasını almış, temelli Ankara'ya yerleşiyormuş Orhan. Benim imtihanlara ne zaman gireceğimi soruyor. Malum kontenjanlar dolar bu ay. Beraber sağlık ocağında çalıştığımızı söylemedin mi? Canım, bu imtihanlara girmeme mani değil ki. Sen de asistanlık yaparken çalışıyordun. İyi, Güngör'le konuşayım. O da profesörünü ayarlasın o zaman. Ben kadın doğum üzerine ihtisas yapmayı hiç düşünmemiştim Orhan. Düşünmeye başla o zaman karıcığım. Ama ben... Bak sakın cildiye mildiye deme bana Türkan. Niçin? Ya ne Allah Allah. Bunları daha önce defalarca konuşmadık mı seninle Türkan? Ben babana şu hırkayı vereyim. Üşütmesin adamcağız. Türkan biz ne konuşmuştuk? Hani beraber muayenehane açacaktık?
Dahiliye, kadın doğum, bunlar kazançlı dedik. İyi para kazanıp kendi evimizi tutacağız dedik. Çocuklarımızı daha iyi bir geleceğe hazırlayacağız dedik. Bunların hepsini sen dedin Orhan. Hepsi senin planların. Peki senin evliliğimiz için planın ne? Hı? Cildiye'de ihtisas yapacaksın. Sonra lepra mücadelesine gireceksin. Gecesi belli değil, gündüzü belli değil. O güzel kafandan geçenleri unut artık karıcığım. Madem ki evlendik, madem ki istikbalimiz ortak, öyleyse hepimiz fedakarlık yapacağız. Değil mi ki ben seninle evlenmek için kariyerimi teptim? Yavaş, annen duyacak. Ya bir dakika şimdi. Anlaştık mı anlaşmadık mı? Sen onu söyle bana. Tamam, konuşuruz sonra. Şimdi sırası değil. Gel 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 gel. Keratalar. Ha? Sağ ol. Nerede kaldın gene çocuğum? Fırında sıra vardı anne. Peki, geç sofraya otur. Ablanlar birazdan iner aşağıya. Yine gitmek zorunda mısın İsmail? Hep yanında kalmamı mı isterdin? Böyle bir sanat eserini yalnız bırakmak benim de içime sinmiyor. Lakin bulunduğum mevki şahsi isteklerimin önüne geçiyor. Üstelik bu toplantıda tüm mebuslar bulunacak. Anlıyorum. Benden istediğim bir şey var mı? Sen sağlıcakla git gel, bana yeter. Bak oğlum, sakın çekinme, tamam mı? Günaydın. Doktor. Günaydın hocam. Duman mı bastı yine? Güzel güzel. Evet hocam, havalandırıyoruz ama. Ya bizim buna bir çare bulmamız lazım artık. Canım, sağlık müdürlüğüne dilekçe yazdım, müşkül durumda olduğumuzu biliyorlar. Bürokrasiyle vakit kaybedemeyiz Orhan. Ben sorunu tespit ettim. Bak, baca deliğini biraz daha yukarıdan açacağız, olacak bitecek. Ha, doktorluğu bırakıp ameliyeye başlayacağız yani. Nuri Baba ile konuştum. İmece usulü 2 günde halledebilirmişiz. Har çıkarıp tuğla dizeceksin ha? Evet, Haydar da yardım edecek. Ederim valla, kolay iş. Hay Allah'ım yarabbim, sen akıl fikir ver bunlara. Tamam mı? Fidan'ın sınavları nasıl geçti? Ha, çok iyi canavar. Fidan her geçen gün şaşırtıyor beni valla. Ha, ben sana hep soracağım, unutuyorum. Sor. Sen ihtisas için imtihanlara gireceksin mi? Ona biz de gireceğiz. Fıstık gel sen bakalım, gel. Neyse, duman biraz boşalsın, sizler de alacağız, tamam? Tamam. Amca dur, sana da sıra gelecek, tamam? Tamam, bekliyorum. Bekle. Müsaadenizle dükkanı açacağım. Biraz bekle, beraber çıkalım Turgut. Ellerinize sağlık hanımefendi. Afiyet olsun İsmail Bey. Ankara'dan arzu ettiğiniz bir şey var mı? Yok. Çok teşekkür ederim. Bolu'dan saray elması getirebilirsin İsmail. Annem çok sever. Eskiden severdim. Artık yiyeceklerime dikkat etmenin vakti geldi. Ben yerim anne. Hanımların müsaadesi varsa biz artık kalkalım. Ben sizi geçireyim. Baş ağrısı, sara nöbeti falan var mı amca? Baş ağrılarım var oğul. Peki bu ilk gelişim mi senin sağlık ocağın amca? Beyefendi, benim hastam Orhan. Geçen hafta
Muayenesini ve testini yapıp tekrar çağırmıştım. Hmm. Teşhis? Behçet hastalığı olduğunu düşünüyorum. Yalnız ben size testi tatbik ettikten en geç 2 gün sonra tekrar görmek istediğimi söylemiştim. Niçin gelmediniz? Şey doktor hanım, doktor beye anlatırım derdimi. Kusura bakmayın. Allah Allah. Anlat bakayım derdini. Eve gidip oğullarıma doktor hanım yaptı muayenemi dedim. Yo, illaki doktor Orhan görsün dediler. Teklifinize teşekkür ederim enişte. Ama sizin işleriniz için yeterli tecrübeye sahip değilim. Şirketimde sana bir oda ve isminin altında ünvan yazan bir kartvizit vereceğim. O kadar kolay reddetme Turuk, ha? Masa başı bana göre değil. Ben işimden memnunum. Biz artık bir aileyiz. Politikaya da girdiğini biliyorsun. Siyaset sahnesinde vitrin çok mühimdir Turgut. Bunun benim işimle ne alakası var? Sen zeki bir delikanlısın. İsmail Kantürk'ün kayınbiraderi bir elektrikçin çırağıdır denmesi. Ben çırak değilim. Ustamın alefiyim. Bu işi seviyorsan hobi olarak yaparsın Turgut. Sana konakta bir atölye kurarız. Bak, bundan sonra Turhan ablanın şan ve şöhreti seni de yakından alakadar eder. Ha? Akşama görüşürüz. Üşüteceksin güzelim. Yapma annen gibi sen de. Oo, bakıyorum kaynanadan şikayet etmeye başladın. Aşk olsun kadıncağız bebek gibi bakıyor bana. Onun için bir tek istek belirtmeye korkuyorum. İnşallah biz de yakında kendi evimize çıkarız. Acaba diyorum şu köyden göçen adamlar gibi biz de bir gecekondu mu yapsak kendimize? Sonra ben seni her sabah çeşmeye su almaya gönderirim. Oho. Bizi dinleyen mi var? Havaya konuşuyoruz. Yoksa şu cahil hastanın söylediği şeye mi bozuldun sen? Üniversitede de başıma gelmişti. Koskoca profesör kadın doktor ayrımı yaptıktan sonra adamcağızı suçlamamak lazım. Türkan. Önemli olan kimin ne düşündüğü değil. Aynaya baktığında senin ne gördüğündür. Sen üniversitede o profesöre de... Siirt'te aşık geçinen adamlara da diş geçirmeyi başarmış bir kadınsın. Doktor bey bakabilecek misiniz? Geldim. Haydar'la Fidan için kahraman olan ben değilim. Sensin. Latife anne. Etrafta benden başka kimse var mı? Ağız alışkanlığı işte. Sen şimdi yemekte yememişsindir. Ben bir çorba koyuvereyim sana. Ben yapacaktım yemeği. Sen yapma ben yaparım. Sen dersini çalış yavrum. Babamı kaldıramadım kahveden. Olsun be oğlum daha yemeğe var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gel. Şunları mutfağa bıraksaydın bari. Tamam bırak şuraya gel. Orhan. Orhan dur. Aç bakalım beğenecek misin? Canım.
tabelacı Süreyya vardı hani. Şu ülserini tedavi ettiğim. Elle tutturdu, hocam sana bir hediye yapacağım diye. Ben de bunları sipariş ettim. En azsa bir gün muayenehanemizi açacağız. O zamana kadar da odamızın duvarını asarız. Beğenmedin mi? Tamam canım. İhtisasını verince değiştiririz. Ne yazdıracağına karar verdin mi peki? Mesela kadın doğum mütehassısı Türkan Sertel. Ya da çocuk doktoru. Şimdi bir muayenehaneye iki dahiliyeti çok. Orhan Bey zamanında senin için ihtisasından vazgeçti Türkan. Bunu senin yüzüne vurmasa da aklından geçiriyordur mutlaka. Sınava girme arzumu ve ihtisas konusundaki kararlılığımı bu vakte kadar dile getirmemekle çok büyük hata ettim. Senin bu sükunetini kabulleniş olarak görüyor belli ki. Evet. Sizce ne yapmalıyım? Senin ruhunu karış karış bilmesem benim ya da Orhan Bey'in fikrine değer verdiğini düşünürdüm. Ama sen nasılsa aklında ne varsa onu yapacaksın Türkan. Hep benden konuştuk. Siz nasılsınız? Abla! Canım! Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok özledim seni. Niçin daha sık gelmiyorsun? Kış vakti sağlık ocağında çok yoğun oluyoruz. Geçen hafta Latife anne de hastalandı. Evle ilgilenmek zorunda kaldım. Çok yorgun görünüyorsun. Sense çok güzel görünüyorsun. Akşam İsmail Ankara'dan dönüyor. Ben de süsleneyim dedim. Turgut biliyor mu geldiğini? Eve dönerken dükkana uğrayıp göreceğim onu. Nasıl, iyi mi? İyi. Turul askere gittiğinden beri bütün işler başına kaldı. Kısa yoldan zengin olmakla bozdu kafayı. Deli gibi çalışıyor. Sürekli yeni icatlar peşinde. Eğer çalışırsam bütün dünya adımı duyacak. Einstein gibi adım tarihe yazılacak. Ne güzel sürpriz. Asıl senin hala hazırlanmamış olman sürpriz Turgut. Neden hazırlanacaktım ki? Sinemaya gidecektik. Tamamen unutmuşum. Sema. Bak ben bizim için didiniyorum burada. Bir an önce evlenebilmemiz için para lazım. Işıklı araba lastiklerinden zengin oluyordun, ne oldu? Ampullerin o kadar kolay patlayacağını tahmin etmemiştim. Ama bu sefer gör bak. Bitince gözlerinin önünde uçuyor olacağım. Uçacak mısın? He. Sormaya korkuyorum ama ne yapıyorsun Turgut? Sırt roketi. Dedim işte. Bunlar ama. Yok unutmam bak. Merhaba. Merhaba. Doktor Bey. Türkan kızım yok mu bugün? Ne o? Artık Haydar'la bizi beğenmiyor musun Lütfiye abla? Bakıyorum Türkan geldi geleli pabucumuz dama atıldı. Olur mu hiç öyle şey? İlk göz ağrımışsınız siz bizim. Hadi hadi. Hoş geldin. Tamam Bekir amca, gayet değilsin. Bir şeyin yok. Bak Orhan Hoca da geldi. Bekir amcanın kaç günlük ömrü kalmış Haydar? Tövbe estağfurullah. Beni her gördüğün yerde böyle şaka mı yapacaksın? Bekir amca sen de bizim sürekli işimizi aksatıyorsun ama. Hiçbir şeyin yok. Turp gibisin, benden sağlamsın ya. Orhan Hoca haklı Bekir amca. Ciğerler tertemiz. Gene de kendimi fazla yormayayım ben. Bekir amca benden sana izin. Git maratona katıl. Sağ ol. Geçmiş olsun Bekir amca. Ne arıyorsunuz hocam? Ya bir hastamın raporu vardı da. Bu cildiye notlarının burada işine Haydar? Bilmiyorum ki hocam. Benim bir şeyden haberim yok.
konuşurken sana ihtisas imtihanı ile ilgili bir şeyler söyledi mi Aylar? Yok hocam, öyle bir şey olsa önce sizin haberiniz olur. Öyle mi diyorsun? Öyle. Peki. Ah. Sevinç. Hı. Hiç Ayhan'dan gizlediğin bir şey oldu mu? Ne demek şimdi o? Yani öyle söylemekten çekindiğin bir şey olmadı mı hiç? Ha. Oldu. Hani annesinin verdiği sevimsiz dantel örtüleri vardı ya, ayıp olmasın diye serdiğim. Ha. Ayhan'a söyleyememiştim beğenmediğimi, üzülmesin diye. Böyle bir gün otururken böyle çaydanlık bir anda devriliverdi kazayla. Yani yazık oldu örtülere. Senden korkulur Sevinç. Sen niye sordun şimdi? Çayı unuttum. Dur, su kaynaya kaynaya buharlaşmıştır şimdi. Ben bakarım. Buyurun. Orhan, anan yine çamaşır sularıyla kavurmuş lahanaları. Niye delilendi ki bu oğlan yine? Allah Allah. Hayrola, erkencisin Orhan. Bir şey unutmuşum da. Ali'nin nişanlandığını bana niçin söylemedin Sevinç? Geçen hafta nişanlandılar daha zaten. Kendi tembihledi. Türkan'a ben söyleyeceğim dedi. Üzüldün mü sen? Saçmalama Sevinç, niye üzüleyim? Ali'nin mutluluğu için ne kadar dua ettiğimi bilmiyor musun sanki? Nermin iyi bir kız. İnşallah mutlu olurlar. Çık hadi. Oo, çaylar. Eline sağlık. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederiz. Ali sizden o kadar çok bahsetti ki sizi tanıyor sayılırım. Öyle mi? İnşallah güzel şeyler söylemiştir. Aksi mümkün mü Türkan? Hangi rüzgar attı sizi? Çalıştığım şirketin bir işi için gelmiştik. Aslında Berfin de çok istedi ama okuldan yığınla ödev vermişler. Biz daha dün konuştuk. Okulun gözbebeği o kadar mutlu ki. Hepsi senin sayende Ali. Berfin'in mutluluğunun mimarı yalnızca ben değilim Türkan. Nermin'in İstanbul'a ilk gelişi. Hatta kısmetse balayında da İstanbul'da olmayı düşünüyoruz. Bu şehir benim için çok kıymetli. Yeri bambaşka. Ben müsaadenizi rica edeceğim. Saatin ne kadar geç olduğunu fark etmemişim. Otursaydın Orhan da gelirdi yemeğe. Yok, benim yığınla işim var Sevin. Çok memnun oldum. Ben görüşmek de. Üzere. Ali. Hoşça kal. Ben seni geçireyim. Tamam.
Orhan, biz babanla Seher yengenlere gidiyoruz. Ne bu surat oğlum? Bir şey mi oldu ha? Yok, ocakla ilgili. Bana bak, yemin ver. Ya yok bir şey, tamam. Hadi siz çıkın, geç kalmayın, anca varırsınız akşam karanlığında. Ne oluyor Latife? Bana bak, Türkan'la alakalı değil değil mi? Yok canım, Türkan'la alakalı değil. Sağlık ocağından ilaç şey yapmıştım, onu şey yapmışlar ama sinirlendim. Tamam peki, yürü. Alo efendim. Aa, merhaba Orhan Bey. Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun, ben de iyiyim. Türkan orada mı? Yok, birkaç saat önce çıktı. Önce Turgut'a, sonra da Sevinç'e uğrayacaktı. Aa, galiba bir de üniversiteye. Üniversiteye mi? Ha, tamam. Neyse, gelir herhalde. Ben de merak ettim şimdi. Tamam, ben gelince aratırım sizi. Hürmetler. Teşekkürler, iyi günler. Aa, Türkan, Orhan uğrayacağını söylememişti. Yok. Onun da haberi yok. Ben bir araştırma yapıyorum da. İsabet, akşam size uğramama lüzum kalmadı. Hayrola? Orhan söyler söylemez hocamla konuştum. İhtisas için seni asistanlığa kabul edecek. Vallahi biraz zor oldu ama Allah'tan şerrimden korkar biraz. Güngör. Biliyorsun Türkiye'nin en iyi kadın doğum uzmanıdır kendisi. Aynı zamanda kürsü başkanı. Güngör, çok teşekkür ederim. O ama... artist kocana söyle hiç şımarmasın. Onun için yapmadım, senin için yaptım. Peki. Ama yine de bana boğazda emek borçlusunuz. Hadi hayırlı olsun canım. Görüşürüz. Görüşürüz. Güngör, Türkan bugün üniversiteye uğramış olabilir mi? Gecikti de. Kütüphane mi? Ne işi varmış ki? Türkan hala aramadı, merak ettim. Orhan Bey arattıracaktı ama. Endişe etmeyin anneciğim. Bir aksilik olsa Orhan Bey haberdar ederdi. Anne. İsmail'in sevdiği bütün zeytinyağlar yapılmış bakıyorum. Damadınızı kayırıyorsunuz. Yo, öyle denk geldi. İsmail Bey'in neyi sevdiğinin hiç farkında değilim. Karı koca afiyetle yersiniz. Siz bizimle yemeyecek misiniz? Hayır. Turgut geç gelecek. Ben de gündüzle muhterem hanıma geçeceğim. Anne, bizim yüzümüzden rahatınızı bozuyorsunuz. Bize zaten yatak odanızı tahsis ettiniz. Yetmedi mi? Turan, bu konak artık İsmail Bey'e ait. Ve onun zevcesi olarak da bu evin yeni hanımefendisi sensin. Geldi. Ay. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok özledim seni.
Bu sefer benim için de günler geçmek bilmedi. Bir dahaki sefere benimle gelmen için ısrar edeceğim Turan. Hoş geldiniz İsmail Bey. Hoş bulduk. Çıkıyor musunuz validem? Evet. Bari hediyelerinizi açsaydınız. Siz bizi merak etmeyin. Zevcenizle hasret gidermek istersiniz. Bihane tebdili, bir dost sohbeti bana da iyi gelecek. Bazen bu konak öylesine dar geliyor ki insana. Afiyet olsun, iyi akşamlar. Sen hep merak ediyordun ya. Ziya ile telefonda konuştuk. Ha öyle mi? He. Durumu gayet iyiymiş. Aa Türkan ablan, nereden böyle? Adadaydım. Bizimkileri görmeye gitmiştim. İyi yapmışsın. Uzun zamandır görmemiştim ya. Çok hasta var mıydı bugün? Her zamanki gibi. Ha. Ha yok. Lütfiye teyze sürekli seni soruyor. E sordukça da Orhan Hoca bozuluyor tabii. E canım siz de şu tonton teyzelere biraz güler yüzlü olun. Yok ablam, sende başka bir şey. Sadece kimliğinin kudretiyle alakalı değil. Yani sende fazladan bir şeyler var. Türkan, sana bir müjdemiz var. Ne? Yoksa hamile misin Fidan? Ay yok. Yok yok. İmtihanlarımı vermişim. Yarın hemşirelik okuluna başlıyorum. Canım, tebrik ederim. Sağ ol ablam. Çok sevindim. Tebrik ederim. Şimdi bizi konuşturma istersen. Sen de biliyorsun. Her şey senin sayende oldu. Biz hiçbir şey unutmadık. Ya neyse. Seni burada yolun ortasında tuttuk. Hadi evine beraber yürüyelim. Yok canım. Ne mesafe var ki? Siz yolunuzu değiştirmeyin. Hadi iyi geceler. İyi geceler bacım. İyi geceler. Bu hafta da sinemaya gidelim mi? Kusura bakma, adadan bırakmadılar. Malum uzun zamandır görüşmüyoruz ya. Annenler yok mu? Bunlar ne Orhan? Bunlar ne? Bilmem. Sen daha iyi bilirsin. Kafandan neler geçiyor? Kocana danışmadan aldığın kararlar neler? Bunlar zannedersem onların cevabı. Benden habersiz cildiye için ihtisas imtihanına hazırlanıyorsun, öyle mi Türkan?